Maç istatistiklerimiz var. Verilen paslar ekranda şu anda. Evet. Bu arada rejideki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi çalışmışlar. İsabetli pas oranında bir yükseklik var. Bu da Evet. yine Hatayspor'un iyi çalıştığını gösteriyor. Özellikle orta alanda Traore, Ribeiro, onlar ayağına çok hakim. Toby çok iyi top yapan oyuncular. Onların etkisi büyük diye düşünüyorum burada. Ortalarda özellikle bak kanatlardan bayağı bir geldik. Uzun paslarla, Lobianizza ile Elkabi ile. Ortalarda da bir artışımız var. Top kapmada Bir de görüyorsunuz. evet onu Evet. söyleyecektim ben de. Top kapmada bayağı bir üstün durumda. Bu da gerçekten istekli olduğunu O da gösteriyor. evet. Dün iyi izledim. Top kapma becerisi Ribeiro ve Kamil Ahmet'in katkıları büyük. Evet. Bir puan durumunu alabilir miyiz rejiden, rejideki arkadaşlar? Puan durumu bu şekilde. Evet hocam. Süper Lig'de Trabzon biliyorsunuz 3-1 Fenerbahçe'yi yendi. Bu Evet. skorla tabii ki Hatay'ın da yenmesi lazımdı. Hatayspor'un yenmesi lazımdı. Hatayspor 7. sıradaydı. Gaziantepspor'u yenerek ikinci sıraya yerleşti. Evet. Değil. Avarajımız da bu arada Evet. çok yüksek. Şu an ligin en iyi avarajı. En Hem iyi gol avarajı. yemiyoruz hem atıyoruz. Bu Evet. çok önemli bir detay. Çok önemli. Yakında inşallah liderliğe otururuz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Yalnız şöyle bir şey de var. Dikkatimi çekti. Gaziantepspor'la oynadığımız maçlarda mesela geçen sene oynadığımız maçta bu sene yine Evet. oynadık. Gaziantep çok bize ters gelen bir takım. Ters bir takım. Biraz da Çok derbi galip diyelim. gelemedik. Derbi olabilir diyelim. Çünkü yakın güneyde. Güney'in Adana, Antep, derbisi. Hatay. Evet. Güney'in derbisi yani. Evet. Güzel bir sonuçla kapattık bu haftayı diyelim. Başka bir şey var mıydı böyle dikkatinizi Var çeken? bazı oyuncular. Elkabi mesela dün biraz etkisiz kaldı. Aslında ilk yarı bayağı bir çabaladı. Boş alanlara koştu falan. İstediği topları alamadı. Ama iyi ve kaliteli bir oyuncu. Zaten Fas milli takımında da bunu göstermiş oldu. Her maçta 11 oynadı. Zaten gollerine de devam ediyor orada. Bu hafta da gol atamadı ama inşallah öbür hafta atar. İnşallah. Hocam şimdi bu şeyle bu cümlenizle maç analizini ben noktalamak istiyorum.